7 yıldır sinema üzerine videolar yapıyorum ve 7 yıldır yanlış anlaşılıyorum. 7 yıldır sinemacı olanlar sinema teknikleri anlattığımı, seyirci olanlar da sinemacılar için video yaptığımı düşünüyor. Ama konu hiçbir zaman bu olmadı. Sanırım yanlış anlaşılıyorum. Gelin bugün bu gizemi çözelim ve aslında neden bu kanal var onu konuşalım. Ama bunu farklı bir metafor üzerinden, bir sihir numarası üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi 2022 FISM şampiyonu yani Dünya Sihir Şampiyonası'nda kart sihiri kategorisinde dünya şampiyonu olan Markobi'nin ona dünya şampiyonluğunu getiren numarasının finaline bir bakalım. Bunun sinemayla ne alakası olduğunu konuşalım. Bugün ne yapacaksınız? Numaranın sonunu gösteriyorum size. Markobi önündeki dağınık desteden seyircinin rutinin başına imzaladığı kartı bulacak. Daha doğrusu seyirciye bulduracak. Ama aslında numaranın kendinden ziyade seyircinin verdiği tepkilere dikkat etmenizi istiyorum. Burası dünya şampiyonası. Dolayısıyla aslında tüm seyircilerin hepsi sihirbaz. Yani kullanılan temel tekniklerin hepsini biliyorlar. Biraz sinemayı andırdı mı şimdi sinema teknikleri falan? Who signs a card? If you just can touch one card, you sign. Just put it. We put one in my hand. Yes. Wait. Yes. Yes. This one. Do you want to change? Ama burada önemli olan zaten seyirci üzerinde bırakılan etki. Yani kullanılan tüm numaraları, tüm trikleri, 1/3 kuralı, 180 derece kuralı, o bu gibi kuralları bilmenize rağmen izlediğiniz şey üzerinizde ne etki bırakıyor? Numara izlerken bu seyirciler neden bu kadar gülüyor? Neden bu kadar şaşırıyorlar? Ve daha da önemlisi sihir bittiği zaman neden Markobi'yi ayakta alkışlıyorlar? Sinemada da, edebiyatta da, sihirde de sihirbazların sihirbazı, yazarların yazarı, yönetmenlerin yönetmeni çok duymuşuzdur. Nedir bunun anlamı? Aslında işin tekniklerini bilmeyen insanların takdir edemeyeceği şeyler olduğu gerçeğidir. Bu heyecanlandırmıyor beni. Markobi'nin numarasına geri dönersek bir anda elini çenesine götürüyor ve tüm seyirciler gülmeye başlıyor. Neden? Aslında bu palming dediğimiz, avuçlama dediğimiz bir kart tekniğidir. Seyircinin kartını avucunuza alırsınız ama bunu çaktırmadan yapmak çok önemlidir. Yani elinizde bir kart olduğunu belli etmemeniz gerekiyor. Bir önceki harekette de böyle yaparken dikkat ederseniz alttan kartı verir gibi yaparak daha sonra elini çeneye götürüyor. Seyircinin imzalı kartını gizlediği imajını bırakmaya çalışıyor. Siz eğer kart sihrine hakim değilseniz burada sadece garip bir şey yapıyor falan diye gülüyorsunuz. Halbuki oradaki bütün sihirbazlar Markobi'nin kartı eline aldığını ve daha sonra seyircinin seçeceği kartla değişeceğini düşünüyor. Ve tam o sırada seyirci bir kartı seçip Markobi'nin eline verdikten sonra Halbuki Markobi daha seyirci kartı eline koyar koymaz, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum ama seyircinin kartını o kartla değiştirdi bile. Aslında trik bitti bile. Ama ne oluyor? Biz etkiyi büyütmek için farklı bir yönlendirme, dikkati dağıtma orada devam ediyor ve finaldeki kartı gösterdiği zamanki, yani numara esas yaptığı zamanki etkiyi katlayarak arttırıyor ve seyirciden ayaktan bir alkış alıyor. Tabii numaranın kendisi 10 dakika kadar sadece bu trik için alkış almıyor. İnanılmaz bir numara, onun da linkini burada bırakacağım. Peki neden kart sihirini anlattık? Birazcık sihirle de ilgileniyorum, çok seviyorum onun için bir yanda. Aynı şeyin burada da geçerli olduğunu söylemek için. Bütün bu teknikler sinemada kullanılıyor evet ama sizin bu teknikleri görmeniz için değil, üzerinizde belirli bir etkinin kalması içindir. Size şimdi gelip en sevdiğiniz filmi sorsam, bana işte şu kamera tekniklerini çok iyi kullandıkları bu film demeyeceksiniz. Ya üzerinizde bıraktığı bir etkiden bahsedeceksiniz, ya bir karakteri çok sevdiğinizden bahsedeceksiniz, ya da bir öykünün sizinle çok bağ kurduğundan bahsedeceksiniz. Halbuki o filmin teknik analizine de girsek, bütün burada konuştuğumuz tekniklerin kullanıldığını ama sizin bunları fark dahi etmediğinizi göreceğiz. İşte bu kanalı burada yanlış anlıyoruz. Amaç bu teknikleri öğretmek, bu tekniklerle bakın size neler yapıyor işte yönetmenler bizimle nasıl konuşurdaki teknikler veya sinema 101 teknikleri değil. Bunları kullanarak yönetmenler bir hissi bize nasıl geçiriyor? Bu hisleri nasıl oluşturuyoruz ve bunların anlamı ne? Amaç bunları görmek. Dolayısıyla bu teknikleri bilmenize gerek yok. Sadece izlediğiniz şeyden, okuduğunuz şeyden, dinlediğiniz şeyden keyif alın. Bu kanalın amacı bu. Bu keyifleri
çözmek. Umarım şimdi bir tık daha iyi anlatabilmişimdir. Oldu mu? Bütün bu anlattıklarımız ulaşılmak istenen hisse ulaşmak için kullanılan birer araçtır. Kart sihiriyle veya genel olarak sihirle ilgileniyorsanız da yazabilirsiniz. Ben çok seviyorum, kanalda hiç bahsetmemiş olsam da. Bir dahaki videoda görüşene kadar ne yapıyorlar? Takip ediyorlar, beğeniyorlar, yorum yapıyorlar, arkadaşlarına öneriyorlar, bildirimleri açıyorlar. Bir sürü şey. Öğrendik galiba, bak eksiksiz saydık bu sefer. Artık bu kanalın amacını bilip daha iyi takip edin. Ona göre!